Değerli dostlar, sevgili Fadime Anamız ve çok değerli parti başkanlarımız ve belediye başkanımız, hoş geldiniz. Evrensel muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak için genç gazetecilerin gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla ilk 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nin 26.sını gerçekleştireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle koyayım. Biraz önce gelseydiniz şöyle. Evet. Bir defa Ramazan, bir de hava da acayip bir kış havası. Ona rağmen bu salona bu kadar kişinin gelebilmiş olması büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Yani buraya ulaşmak 110 engelli koşmak gibi. Salonumuz çok güzel, çok sıcak, çok elverişli ama bu Mecidiyeköy ve Şişli'den buraya kadar gelebilmek ise tam anlamıyla imkansız. Protokolde olsanız bile başkan da biraz önce zaten trafikte takılarak geldi ancak buraya. Sevgili dostlar, bu yılki ödüllerimizi epeyce zorlanarak verdiğimizi belirtelim. Çok çok iyi haberler vardı. Zaten bu tip ödüller ülke koşulları ne kadar kötüye gidiyorsa haberler de o kadar iyiye gidiyor. Çünkü kötü haber iyi haberdir gazetecilikte biliyorsunuz. Ama Türkiye'de o kadar çok kötü şey oluyor ki onların içinden en kötülerini ülke ve insanlık için seçip ayırmak da bayağı zor. Bu yılın jüri başkanı Banu Tuna'ydı. Celal Başlangıç, Meltem Akyol, Hüseyin Aykol, Mustafa Kemal Erdemol, Pelin Ünker, Semra Kardeşoğlu, Gülay Yücel Göktürk ve bendenizden oluşan jüri bu yıl birazdan takdim edeceğimiz ödülleri seçtik. Daha önce de açıklamıştık. Sevgili dostlar, ilk olarak yerel basın ödülü vereceğiz. Sonra görüntülü haber. Sonra jüri özel ödüllerimiz var. Özellikle o haberlerin görünmez olmasına kıyamadık. Aslında hepsi birbirinden değerli haberlerdi. Sonra fotoğraf ödülü, jüri özel ödüllerimiz var yine. Ve sonra da yazılı haber ödülüyle de ödül törenimizi noktalayacağız. Yerel basın da bu yıl Dersim gazetesinden Murat Güreş, herkesin sesini duyuyorlar ama onlar hariç diyor. Abdallar depremde de ayrımcılığa uğradılar haberiyle Murat Güreş aldı haberi. Evet, ekranda da görüyorsunuz. Murat Güreş'i buraya davet ediyorum ödülünü almak üzere. Buyurun. Hoş geldiniz. Şöyle geçin. Ödülü vermek üzere de ev sahibimiz Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin'i buraya davet ediyorum. Başkan, git ayrılmayın. Siz hem ev sahibisiniz hem de gazeteci dostusunuz. Ödülü de ilk ödülü verensiniz. Tamam. Belki konuklarımıza bir iki şey söylemek istersiniz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe başkanım
ve diğer tüm konuklar, hepinizi Nazım Hikmet Kültür Evi'nde ağırlamaktan, hele hele Cumhuriyetimizin son dönemlerinde faili meçhul cinayetlerin çok yoğun yaşandığı o dönemi hafızalarımızda hiç eksiltmedik. O dönemleri yaşamış bir arkadaşınız olarak Metin Göktepe gibi önemli bir muhabirimizi, gazetecimizi 26 yıldır unutturmayan, buna katkı sunan, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz de bunları unutturmayacağız. Hayatımızın boyunca da bu tür katliamların nasıl önleriz ki 14 Mayıs bir bahar müjdesi ve bugün buradaki bileşenlerinin çoğunluğuyla ortak paydada olduğumuz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taşlandırarak bu ceberrut anlayıştan kurtulmanın ümidiyle hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyorum. Çok teşekkürler. Murat, bizim böyle bir mikrofonumuz da var. İstersen açılmıyor. Evet, buradan konuşabiliriz. Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, ben depremin vurduğu Gaziantep'ten geldim. Her ne kadar Dersim gazetesinde bu haberi yaptıysam da. Öncelikle bize dayatılan, ısrarla dayatılmak istenen ve bununla ilgili sürekli rıza üretilen karanlığa karşı Türkiye'nin aydınlık yüzleriyle burada olmaktan duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Harekete geçmiş örgütlü kötülüğün karşısında iyiliğin de bulaşıcı olduğunu bilen gazetecilerden birisiyim. İşte Metin de o iyi insan, iyi gazetecilerden birisiydi. Kendisini özlemle anıyorum. 15 Mayıs sabahı adaletin, demokrasinin, aydınlığın olduğu bir ülkeyi hep birlikte kucaklayacağına olan inancım tam. Bu vesileyle beni bu ödüle layık gören jüriye teşekkür ediyorum. Fadime annemizin ellerinden öpüyorum. Ona sağlıklı bir ömür diliyorum. Teşekkürler. Biz de tebrik ediyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz polis şiddeti deyince en önünde gazeteciler kalıyor. 90'lı yıllarda, yani Metin'i kaybettiğimiz yıllarda da İstanbul'da ünlü bir Çevik Kuvvet Şube Müdürü vardı. Necmettin, Neco derler. Ve bir kitle gösterisinde aynen şöyle söylediğinde ben tanık oldum birkaç kez de, yani daha tekrarlandı bu. 1 Mayıs için CHP il merkezinden çıkılmış, 80'li yıllarda, özür diliyorum, 90'lara geldiğimizde değil. Kitle oraya doğru yürüyor. Polislere de şöyle ajit ediyor: korkmayın, yılmayın. Direkt savaşa gidiyor. Ve dağıtın demeden önce gazetecilere diye komut veriyor. Özellikle foto muhabirleri o şiddete en fazla maruz kalıyor. Hem cihazlarını hem ellerini kollarını, yani bilekten kolunu kıran gazeteci arkadaşlarımız vardı o dönemde. Ama bu polis şiddeti Türkiye'yi demokrasiye geçireceğiz iddiaları gelen AK Parti döneminde daha arttı. O kadar arttı ki artık bir milletvekili olmanız da bunu önlemiyordu. Şimdi görüntülü haberimiz bununla ilgili olarak Artı TV'den Mehmet Zeki Kaya'ya verildi. Ferhat Enci'ye tokat, gazetecilere engelleme başlıklı haberiyle bunu kazandı. Haberde hasta ve infazı yakılan tutukluların özgürlüğü için aileleriyle yapmak istedikleri adalet nöbeti eylemine polis müdahalesiyle bir polisin HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Enci, ki biliyorsunuz öldüremedikleri Enci ailesinden büyük katliamda Roboski'de oradan kalan biridir Ferhat. Ve polis tokat attı ve Mehmet Zeki de bunu Artı TV'den, mikrofonda burada, görüntüledi. Şimdi ödülünü almak üzere Mehmet Zeki'yi buraya davet ediyorum. Benim tutuklu yakınlarının, hasta ve tutuklu yakınlarının eylemi vardı Kadıköy'de.
onu takip etmek için Kadıköy'e gittik. Orada tabii polis tekrar basını engelledi. Yani, fakat ben engelin dışına çıkıp Ferhat Endü'ye atılan tokadı görüntüleyebildim. Orada birçok gazeteci arkadaşımız darp edildi. Yerlerde sürüklendi. Beni de gözaltına aldılar kameramdaki görüntüleri alabilmek için. Ama alabildiklerini sandılar. Biz sonra o görüntüleri tekrardan geri döndürebildik. Ve orada polisin oradaki şiddeti, görüntüleri silmeye çalıştığı anlar hepsi ortaya çıktı. Ödül hakkında ne düşünüyorsun? Ödül hakkında Metin Göktepe adına verilen bir ödül almak çok anlamlı bir şey. Ben Metin Göktepe öldürüldüğünde lisedeydim. Cenazesine çok şey katılmak istemiştim ama katılamamıştım. Yani bugün de bu ödül almak benim için gerçekten büyük bir onur yani Metin Göktepe adına verilen bir ödül. Biz de bunların takipçi Metin Göktepe'lerin, Berat Tepe'lerin, Musa Anter'lerin, onların bize çizdiği yolu takip eden özgür basın emekçisiyiz. Söylemiştim haber çokluğu nedeniyle bir hayli üzerinde tartıştığımız haberlerden bir tanesi de Met çıkmazı. Haberleri ödülleri ikiye bölüştüremiyorduk ama özel ödüllerimiz vardı. Met çıkmazı haberi görüntülü haberde jüri özel ödülü. Dönemde epeyce artmıştı. Bununla ilgili duyuyorduk ama biz istedik ki sahada bağımlılarla ya da uyuşturucu satıcılarıyla da görüşüp bunun tespitlerini yapalım. Bu motivasyonla çıktık yola. Fakat bağımlılardan daha sonra defaatle duyduğumuz tedavi merkezlerinde de uyuşturucunun satıldığı ve bu nedenle de işin kısır döngüye girdiği ve asla bir kurtuluşa ulaşılamadığıydı. Biz ekip olarak amatemlere de bir bağımlıymış gibi girip orada da uyuşturucu satın alıp bunu belgelemiş olduk. Umarım ki haber özellikle hastanelerdeki bu uyuşturucu satışlarına ya da sokaktaki torbacıların rahatça uyuşturucu satabilmelerine engel olacak işlemlerin yapılmasına faydası olur. Metin Göktepe ödülü almak çok gurur verici. Umarım bizler de ileride yıllar sonra Metin Göktepe gibi iyi ve başarılı anılırız. Yani benzer şeyler aslında söyleyeceğim. O motivasyonun sonrasında belki sahada neyle karşılaştığımızı biraz iki cümle anlatarak devam edeyim. Bir varsayımımız vardı sahaya çıkarken. O varsayımda metamfetamin başta olmak üzere kimyasal uyuşturucuların hızla yayıldığı, çok kolay ulaşıldığı ve bununla mücadele etmesi gerekenlerin yer yer eksik kaldığıydı. Sahaya çıktığımızda durumun çok daha vahim olduğunu gördük. Bunu anlatmanın en iyi yolunun da sadece uzmanlarla, kullanıcılarla, bağımlılarla konuşarak değil, gerçekten bunu deyim yerindeyse bizi izleyenlere yaşatarak yapmayı tercih ettik. Aldığımız ödül ve geri bildirimlerde gösteriyor ki galiba başarılı olduk. Tekrar jüriye çok teşekkür ediyoruz. Metin Göktepe ödülünü böyle bir işle almak bizim için de önemli. Hoş. Medya YouTube kanalında var ve gerçekten de festivallerde ödül kazanacak denli değerli bir çalışma. Çünkü bu çalışmalarda kurbanları konuşturmak çok zordur. Uzmanları konuşturmak da. Çünkü iş bir ucu mafyaya dayanıyor. Ama Türkiye öyle bir hale geldi ki en büyük uyuşturucu trafiklerinin yönetimin içinden geçtiği bir dönem yaşadık. Hala da sürüyor zaten bu dönem. Hatırlıyorsanız şeyde bir lüks Mercedes'in içinde kokain çeken bir genç Ayvatoğlu, sonradan iktidar partisinin merkezinde ofis görevlisi. O zaman asgari ücret 2500 liraydı. 2500 lira maaşla o şeyler araçlarda binip gezmesi, kaldığı yerleri sosyal medyadan paylaşması mümkün değil. Belli ki o trafiğin ortasında, icranın başında olan biriydi. Ve hiçbir şey diyemediler. Bunlar ama daha, bunlar çok şey anlatılıyor. Fotoğraf ödülünü vereceğiz şimdi. Fotoğraf ödülünü bu yıl
Antakya'da deprem çalışmaları sırasında kareye alan, kadrajı alan, biz de öldük ama gömülmedik diyor insanlar. Bir Gün gazetesinden Uğur Şahin, lütfen buraya Uğur arkadaşımızı davet ediyorum. Dur burada azıcık. Ödülü vermek üzere de Fadime Göktepe buraya davet ediyorum diyeceğim ama Fadime Ana buraya gelemez. Ödülü onun elinden Uğur alacak. Ödülü al ve gel buraya. Uğur, yanına oturur musun annenin? Tamam. Gördüğüm korkunç manzaraları, gerçekleri aslında aktarmaya çalıştım. Jüriye çok teşekkür ediyorum. Bu çok gurur verici bir şey. Çünkü Metin Göktepe'nin adının olduğu, onun anasının yaşatıldığı, onun hatırasının yaşatıldığı bir ödüle değer görülmek çok gurur verici. İkinci kez bu kürsüden seslenme imkanım oldu. O zaman da Metin Göktepe'nin yolundan hiç ayrılmayacağımızı söylemiştik. Ben yineliyorum, Metin Göktepe'nin yolundan ayrılmayacağız. Onun gerçekleri, o nasıl gerçekleri aktarmaya çalıştıysa biz bu dönemde bunun hatırasıyla halka gerçekleri ulaştırmaya çalışacağız. Çok gurur verici. Tekrar çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, jüri bu yıl bir özel ödül daha vermeye karar verdi. Bu ise yaptıkları gazetecilik nedeniyle topluca uğradıkları mağduriyetle ilgili olarak Mezopotamya Ajansı ve Jin News muhabirleri biliyorsunuz topluca tutuklandılar. Bir özel ödülü de onlara ayırdı jürimiz ve ne yazık ki burada değiller hala çünkü tutuklular Türkiye'nin bir yarısı gibi. Onlar adına ödül almak üzere Yeni Yaşam'dan Mehmet Şahin'i buraya davet ediyoruz. Ödülü vermek üzere de jüri üyemiz Pelin Ünker. Öncelikle jüriye bizim arkadaşların tutsaklığını önemseyip onları bu şekilde bir ödülle ödüllendirdikleri için, onurlandırdıkları için teşekkür ederim. Bu özgür basın geleneği için çok anlamlı bir destektir. Bildiğiniz gibi arkadaşlarımız AKP'nin basına yönelik politikalarının tüm oyunlarının sergilendiği bir hukuk cinayetiyle içeride tutuluyorlar. Çok uzunca bir süre iddianame hazırlanmadı. Ne için suçlandıklarını dahi bilmeden içeride bir müddet kaldılar. İddianame ancak yeni tamamlandı. Bundan sonra olmayan bir hukuk anlayışıyla AKP'nin bir silah olarak kullandığı hukuk anlayışıyla yargılanacaklar. Ancak bu ödül töreni ve bu ödül gösterdi ki özgür basın emekçileri her alanda yalnız değildir, birbirlerine destek verecekler. Biz nasıl ki Metin Göktepe'nin katledilmesine verdiğimiz yüksek tepkiyle onun katledi kabullenmediğimizi gösterdik kamuoyuna. Metin Göktepe ve onun ailesi Evrensel de bizimle dayanışarak çok güzel bir jest yaptı ve iktidara yalnız olmadığımızı gösterdi. Basın dalında bir özel ödül verdi ama bu zamana kadar yaptığımız bütün Metin Göktepe yarışmalarında mutlaka dereceye giren haberlerle huzurumuza gelen Akın Bodur, İskenderun Ses Gazetesi'nden Akın. Bu kez haber yapamadı çünkü haber oldu, enkazın altında kalmıştı. Enkazdan çıkartılması için yapılan bütün uğraşlar fayda etmedi ve kendi kararıyla bir uzvunu kestirdi. Yani kolumu kesin dedi çünkü iş makinesi gerekiyordu onu kaldırmak için ve bu şekilde hayatta, şu anda da hastanede tedavi görüyor. Akın Bodur'a ve İskenderun Ses Gazetesi'ne bir ödül vermeyi kararlaştırdı. Akın, bu ödülü hastanede getirip sana verelim ya da bir yakının gelsin dedik. Güneş Arlı, benim kız kardeşimle beraber o gelsin ödülümü alsın dedi. Hüzünlü bir durum ve
Bunlardan çok yaşıyoruz. Şimdi ödülü almak üzere bu iki yaralı insanı, Meral Güneş Arlı ve Elmas Budur Erişkin'i buraya davet ediyorum. Ödül vermek üzere de Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Ayşe Banu Tuna'yı buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz. Depremde yaşamını yitirenleri, kaybettiğimiz meslektaşlarımızı saygıyla anıyorum. Burak, İzzet, Neşet, Ayşe Figen, Haluk ve diğerleri. Kalemlerini halkın bilgilenmesi ve daha aydın bir toplum için kullanmaya çalışan bu gazeteciler depremde yaşamlarını yitirdi. Deprem 33'ü gazeteci, on binlerce kişiyi aramızdan aldı. Bizleri eksik bıraktı. Acılar ve çığlıklar yaşattı, çaresizlikleri yarattı, çaresizlikleri yaşattı. Depremzedeler, kendilerini duyan, seslerini ileten, çaresizliklerinin yansıtılmasında objektif gazeteciliğin ne kadar önemli olduğunu yansıttı. Toplum sanki biraz değişti. Belki de şimdi değişim sırası gazetecilerde ve objektif yayıncılıkta. Son ödülümüz de yazılı haber dalında. Onu buradan okumak istiyorum. Bu yılki yarışmada yazılı haber ödülü Timur Soykan 3 Aralık 2022 tarihinde bir günde Karanlık Dünya Bir Çocuğu Yuttuğu başlıklı haberiyle kazandı. Haberde İsmail Ağa Cemaatine bağlı Heranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirdiği ve 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kaldığı anlatılıyor. Bu haberden sonra dava açıldı ve bu karanlık yuvanın yasa dışı başka işleri olduğu, en başta da binalarının yasa dışı yapıldığı ortaya çıktı. Binaları yıkıldı. Onların kendileri de bu haberler sayesinde yıkılacak. Ödülünü almak üzere sevgili Timur Soykan'ı buraya davet ediyorum. Yani Metin Göktepe adına verilen bir ödül almak için benim için çok çok büyük bir onur. Çünkü Türkiye'de gazeteciler her zaman hedef oldu. Her zaman katledildi, her zaman hapsedildi, her zaman tehdit edildi. Ama gazeteciler hiçbir zaman hakikat mücadelesinden vazgeçmediler. Bu uğurda bizim sembollerimizdendir Metin Göktepe. Ve onun yolunda gazetecilik yapmaya devam ediyoruz. Gerçekleri yazmaya devam ediyoruz. Ben de Metin Göktepe adına bir ödüle layık görüldüğüm için çok çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Yani sonuçta bir tarikatın, yani İsmail Ağa cemaatinin karanlığında boğulmaya çalışan bir kız çocuğunun haberini yaptı. 6 yaşında imam nikahı kıyılan, daha sonra bütün hayatı boyunca neredeyse cinsel istismara, tecavüze maruz kalmış bir kız çocuğunun, daha sonra bir anne olan, 17 yaşında anne olan bir kadının çığlığını yansıtan bir habere imza attım. Bu tarikat karanlığının aslında ne kadar derin, ne kadar vahşi olduğunu gösteren bir haberdi. Bu haberin kahramanı da ben değilim. Bu haberin kahramanı o tarikat dünyasına karşı, o içine hapsedildiği karanlığa karşı bir çığlık olan ve oradan çıkan HKG. Onun sözlerini, onun hikayesini aktardım. Belki de bazen düşünüyorum bu ödülü herhalde benden çok daha fazla o hak ediyor. Çünkü o direndi. Ama toplumda bir anlamda bu tarikatların karanlık dünyasında nasıl bir istismar bataklığı olduğunu görmüş oldu. Bunun için her şeyden önce EKG'ye teşekkür ederim. Karanlıktan aydınlığa geçişimizin kanıklarıdır. Şöyle biraz öne doğru gelelim mi? Işıklar böyle bizi böyle aydınlatıyor. Evet. Biz şöyle biraz. Sen önde durabilirsin. Böyle buyurun. Lütfen. Sen öne geç. Başkan, tamam. Şu...
şöyle duralım. Bir dakika. Timur'cu sen şu kızların arkasında. Ben şöyle duruyorum. Ha. Evet. Şöyle yan durursan. Evet, yan dur. Evet, buradayız.